bak sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onlar lanetledik diyor Allah 13. ayette. Maide suresi 13. Bak sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onları lanetledik. Yani Kur'an'a uymadığında lanetlerim diyor Allah. Diyor ki Allah Yahudileri lanetledi. Kardeşim sen Kur'an'a uymadığında bak ne diyor Allah? Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onları lanetledik. Ve kalplerini kas katı kıldık. Taş kalpli. Taş gibi. Komünistlerde, faşistlerde bunu görüyoruz. Kapitalist, vahşi kapitalizmde bunu görüyoruz. Taş gibi kalpler, sevgisiz. Kalplerini kas katı kıldık deyince adamlar diyor ki ya diyor herhalde taşa döndü kalbi. Evet. Sevgisizliğin korkunçluğunu anlatıyor Allah. Onlar kelimeleri konuldukları yerden saptırırlar, değiştirirler. Risale-i Nur'u bile değiştiriyorlar. Kur'an değil, Risale-i Nur'u da değiştiriyorlar. Allah İslam'a Kur'an'a uymayan kavimler mesela Ad kavmini, Semud kavmini değil mi? Ve birçok kavmi Allah nasıl helak ettiğini uzun uzun Kur'an'da anlatıyor. Helak ayetleri vardır. Helaka karşı Müslümanlar, toplu helaka karşı Allah'a sığınacaklar. Bölünmeden kasıt, bölünme helakın başlangıcı olduğu için söylüyoruz biz. Helakın ilk alameti nedir? Deprem başlar değil mi? Bir süre sonra ev üstüne yıkılır. Biz depreme karşı uyuyoruz ama ev tepene çökecek. Onu anlatıyoruz. Yani sırf Güneydoğu'nun gitmesi değil ki olay. Bütün Türkiye'nin mahvolmasından bahsediyoruz biz. Allah'a Kur'an'a uyulmadığında böyle bir helak, böyle bir tehlike var. Kur'an bunu işaret ediyor. Biz de bu tehlikeye karşı mümin kardeşlerimizi uyarıyoruz.